Umuyorum bundan sonra da devam ederiz. Sizler olduğunuz sürece bizler de olacağız. Beraber oturacağız, konuşacağız. Bu toplantının diğer toplantılardan başka bir farklılığı var. Bu toplantıda hepimiz kendi penceremizden Türkiye'yi de, kendimizi de, siyaseti de, başka alanları da hem sorguluyoruz hem katkıda bulunuyoruz. İslamiyet konusunda da güzel şeyler söylendi. Mezhepler konusunda söylendi. Tabii şu çok önemli. Dinlerin ortak amacı insanları güzelliğe taşımak, hoşgörüye taşımak. Ama zaman zaman dinler arasında, bazen aynı dinin kendi içinde mezhepler arasında ciddi çatışmalar olmuştur. Avrupa'daki yüzyıl savaşlarını böyle görürüz. Ama insanoğlu aklını ve mantığını kullanarak sonunda şu noktaya gelmiştir. Herkesin inancı kendisine aittir. Herkesin inancına saygı göstermeliyiz. Ve dolayısıyla laiklik denen kavram da inançların güvencesi olarak çıkmıştır. Bir başka kişinin inanç alanına bizim müdahale etmememiz gibi bir sonuca varmışız. İnsanoğlu buraya varmış. Ve dolayısıyla bu da mezhepler arasındaki çatışmayı, dinler arasındaki çatışmayı büyük ölçüde önlemiştir. Bizi üzen temel nokta şudur. İslam coğrafyasında kanın akmasıdır. Şöyle bir bakıyoruz. Öldüren de Allah Allah diye öldürüyor. Öldürülen de Allah Allah diye öbür tarafa gidiyor, saldırıyor. O zaman bölüşülmeyenle, paylaşılmayanla aklımızı ve mantığımızı kullanmak zorundayız. Benim bildiğim bir gerçek daha var. Gerçi aramızda ilahiyatçı hocalarımız var. Onların alanına girmek benim haddim değil ama şunu açık yüreklikle ifade etmek isterim. Aslında bizim dinimiz aklı önceleyen bir dindir. Düşünün, ilim Çin'de bile olsa gideni öğrenin diyor bize. Bilime verilen önemi gösteriyor dinimiz. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. Bir harfin bedelini bile bu kadar büyütebiliyor. Öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu bize öğretiyor. Kuşkusuz hepimiz aynı paralelde düşünmeyeceğiz. Düşünmemeliyiz de zaten. Farklı şeyleri düşünmeliyiz. Düşüncelerimiz zaman zaman birbiriyle çelişebilir. Ama insanoğlunun gelişme sürecinde, büyüme sürecinde, bilimin gelişmesinde farklı düşünce yatıyor. Hayatı sorgulamak yatıyor. Biz bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama bunu yapmanın yolu bilimden, eğitimden geçiyor. Çocuklarımızı daha iyi eğitmeliyiz. Daha güzel eğitmeliyiz. Onları uygar dünyanın bir parçası haline getirmeliyiz. Bunun için yetiştiğimiz alan ne olursa olsun, ister din alanı olsun, ister matematik alanı, ister tarih alanı, yani hangi disiplin, bilimde hangi disiplin olursa olsun, aynı amaca yönelik, aynı hedefe yönelik ortak bir çabanın içinde olmalıyız. Siyasette çatışma olur mu? Elbette siyasette çatışma olur. Siyasette farklı görüşler de olur. Ama bu çatışmayı düşüncelerin çatışması olarak görmek gerekiyor. Fiziki çatışma alanından bunu çıkarmamız gerekiyor. Ama bu düşüncelerin çatışmasını da ya da çekişmesini de belli bir hoşgörü zemininde, belli bir anlayışla, belli bir entelektüel düzeyle götürmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman zaten bize uygar dünyanın bir parçası haline gelmiş Türkiye gözüyle bakılır. Biz de zaten böyle görülmek istemiyoruz. Din konusu elbette tartışılacaktır bir toplumda. Farklı görüşler elbette olacaktır. Tasavvufun zaten varlık nedeni de budur. Din alanında yoğunlaşmaktır tasavvuf. Derinleşmektir tasavvuf. Ona baktığınız zaman bir Anadolu ozanı ne diyor? Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür. Baktığınız zaman bunun üzerinde belki yüzlerce kitap yazılmıştır bu amaca yönelik olarak. Ama bir halk ozanı, Anadolu'dan çıkan bir ozan,
Belki bizim kadar da eğitim görmedi bu kişi. Ama yazdığı iki dizeyle bütün bir felsefeyi özetlemiş oluyor. O açıdan dinin temelinde de, bilimin temelinde de elbette ki ahlak yatıyor. Bütün dinlerin ortak temeli ahlak. Şimdi ister ilahiyat eğitimi almış olsun, ister matematik eğitimi almış olsun. Her alanın kendi ahlak kuralları, etik değerleri vardır. Türkiye'nin en temel sorunu ahlaki değerlerdeki yozlaşmadır. En temel sorun bakın. Bunun dışında Türkiye'nin temel bir sorunu yoktur. Bu temel sorunu çözdüğümüz andan itibaren bilimde de, siyasette de, hayatın her alanında da, ticarette de, sanayide de göreceksiniz ki Türkiye farklı bir Türkiye olacaktır. Peki ahlaki değerlerimizdeki yozlaşmayı nasıl giderebiliriz? Burada ana görev bu ülkenin entelektüellerine düşüyor. Ana görev burada. Bu ülkenin aydınlarında. O kadar ciddi bir yozlaşma sürecinin içine girdik ki siyaset de bu sürecin içine girdi. Ve sonuçta halk siyasete de siyasetçiye de güven duymamaya başladı. Kendi ayağımıza kurşun sıkar konuma gelmiş olduk. Bunu aşmak zorundayız. Ahlaki değerlerimizi yüceltmek zorundayız. O değerleri önemsemek zorundayız. Ailede söylüyoruz, çocuklarımızı eğitiyoruz. Ama aynı eğitimi sokakta da yapmalıyız. Evde suyu içtikten sonra artan suyu hemen istediğimiz yere atmıyoruz ama sokakta istediğimiz yere atabiliyoruz. Oysa sokaklar da bizim evimiz. Oralara da biz bakmak zorundayız. Bu çerçevede baktığımız zaman bu tür toplantılar, konuşmamın başında da söyledim arada masada sohbet ederken, sizin yaptığınız her yorum, verdiğiniz her görüş, emin olun bizim için çok değerlidir. Bize bunlar müthiş katkılar yaparlar. Bakın bu kısa sofrada oturduk, kısa süre içinde tarihten söz ettik, sosyolojiden söz ettik, eğitimden söz ettik, CHP'nin tarihinden söz ettik, kurultaylarından söz ettik. Hepimiz bir şeyler öğrendik. Hepimiz. Sonuçta bilgiyi paylaştığınız zaman önemlidir. Paylaşmayıp da onu kendi dağarcığınızda tuttuğunuz sürece hiçbir anlam ifade etmez. O açıdan bu tür yemekler çok ama çok önemli. Bu yemeklere en çok ihtiyacı olan da emin olun siyasetçiler. Keşke bizler bir araya gelebilsek. Bakın bütün siyasi partilerin liderleri bir araya gelebilseler. Bu ülkenin aydınlarıyla beraber oturup konuşsalar. Sizin anlatımlarınızı dinleseler ve samimi olarak görüşlerimizi ifade edebilsek, emin olun bundan siyasetçiler karlı çıkacaktır. Türkiye karlı çıkacaktır. Dünya karlı çıkacaktır. Orta Doğu karlı çıkacaktır. Ama biz bir çatışma kültürünü içselleştirmiş durumdayız. Bundan artık bizim kopmamız gerekiyor. Yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Dünyaya yeni gözlüklerle bakmamız gerekiyor. Mutlaka yeni şeyler üretmeyeceğiz tabii. Ama önümüzde devasa bir tarih var, insanlık tarihi var. İnsanlık tarihinden ders almamız lazım. Hep derler ya tarih tekerrür eden. Aslında tekerrür eden tarih değil. Atalarımızı biz tekrar ediyoruz. Onun sorumluluğunu da tarihe yüklüyoruz gene. Böylece biraz da uyanık davranıyoruz. Aslında hata yapma lüksümüzün olmaması lazım. Geçmişteki hatayı görüp, ondan ders çıkarıp, aynı hatayı bir daha tekrar etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu güzel yemeğe katılan, bizi onurlandıran değerli konuklarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizi bir araya getiren İhsan Hocam, buralardan, nerede İhsan Hocamız? Evet, İhsan Hocamıza teşekkür ediyorum. Yine bize bu zenginliği kazandıran Yeni Mahalle Belediye Başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiğiniz için, katıldığınız için, düşüncelerinizi açıkladığınız için, en azından benim bilgi dağarcığıma yaptığınız katkılar için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum.